Arkadaşlar merhaba, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Instagram'dan ve Facebook'tan duyurusunu yapmıştım. Koreli güzellerimiz gelecek demiştim arkadaşlar. Güzellerimiz geldi, kızlarımız süslendi, püslendi, saksıladım. Yarın akşam kısmet olursa Instagram'dan satışa koyacağım arkadaşlar. Şimdi size kısaca bir tanıtım videosu çekmek istedim. Türlerin isimleri, boyutları canlı canlı görün istedim. Ona göre alışverişinizi yaparsınız diye düşündüm. İlk başta şu gözdeniz Mrs. Richards Variegata arkadaşlar. Bunlar 7 santimlik kare saksılar. Şöyle elime alayım. Büyüklüğünü görün istedim. Ben çıplak bitki sevmiyorum. İlle de saksılanacak. Toprakla buluşacak. Köklüler arkadaşlar. Gayet sağlıklılar. Şöyle ayağa kalkıp çok yoruldum. Bütün gündür saksılamayla uğraşıyorum. Uzun sürede kargoda kaldığı için toprakla buluşturmak istedim hepsini. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 adet Mrs. Richards Variegata'mız satışta arkadaşlar. Hemen sırayla devam etmek istiyorum. Fantastik bu bitki de arkadaşlar. Bunların şöyle söyleyeyim, satışa koyarken renklenmiş, form almış, kızarmış hallerini de, gelişmiş hallerini de fotoğrafların yanında paylaşacağım. Bitkinin nasıl olduğunu görmenizi isteyeceğim ilerleyen zamanda. Ona göre sipariş verebilirsiniz. Bundan sadece 2 adet var arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar 7'şer santim saksılar. 7x7 kare saksılarda dikili. İsteyene çıplak kökle gönderebilirim. Toprağından, saksısından arındırıp isterseniz de bu şekilde kendi yeni yaptığım toprak karışımına koydum, diktim. O şekilde de gönderebilirim. Evet, bu bitkimizden de 2 adet satışımız da var arkadaşlar. 7x7 santim saksılarda. Arkadaşlar bu Kore ürünlerini sukulent bakımına yeni başlayan acemi arkadaşlarımız değil de biraz daha sukulent bakmış, tecrübe edinmiş arkadaşlarımız alırsa daha iyi olur. Şu açıdan bunlar biraz daha normal klasik sukulentlerden fiyatlı olduğu için daha tecrübeli arkadaşların bakması daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi hemen bu tarafa geliyorum arkadaşlar. Bunu da geçen seneden ben yapraktan büyütmüştüm arkadaşlar. Bu benim için çok kıymetli. Aslında saplaya kıyamıyordum. Bunu da satışa koyacağım. Echeveria Trompet Pink arkadaşlar. Böyle ikili rozet. Bu da yarınki satışımızda sadece 1 adet olacak. Echeveria Grand Emerald Variegata arkadaşlar. Bundan da 1, 2, 3 adet satışımızda olacak. Bitkiler birbirinden boy olarak birer tık daha farklı olabiliyor. Ona göre fiyatlandıracağım. Hemen şöyle geliyorum. Echeveria Mebina 2 adet satışta arkadaşlar. Bunların da yine renklenmiş, form almış hallerini sizlerle paylaşarak satışa koyacağım. Hemen bu tarafa geliyorum. Dusty Rose'larımız var arkadaşlar. Bunlar daha irice. Bu sanırım 10,5 santim saksıda. 1-2 adet Dusty Rose'umuz var. Echeveria Hera arkadaşlar, bu da muhteşem bir tür. Bundan da 1-2 adet 8,5'luk saksılarda renklenmeye başlamış. Havalar artık serinliyor. Bundan sonra çok çok daha renkler belirginleşecektir. Echeveria Parva'mız var arkadaşlar. 1 adet. Onu da bu haftaki satışımıza koyacağım. Altında hatta şurada küçük de bir yavrusu vardı. Onu da gördüm. Bunun fiyatı gayet uygun olacak. Bu da çok güzel renklenen, beneklenen bir tür. Echeveria Parva. Ve geldik Vincent Cattolara.
Bunlar da 5,5 santim saksılarda arkadaşlar. 1, 2, 3, bunun yanında yavrusu da var. 4, 5, 6 adet satışımızda Vincent kattomuz mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi 5,5 santim saksılarda şu çok güzel formu yapmış. Böyle yumuk yumuk tırnakları da çıkıyor. Çok güzel. En sevdiğim Koreli türlerden. Evet, Aenium lilipetlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da 8 santim saksılarda. 4 adet satışımızda. Bunlar da boy boy, boylarına göre fiyatlandıracağım. Onun dışında Granovyalarımız var arkadaşlar. 2 adet. Bunlar Kore ürünü değil ama bu haftaki satışa sunacağım. Kanlı Granovya dediğimiz kırmızı çizgiler oluşturan, çok belirgin kıpkırmızı çizgiler oluşturan türümüz. Bunlar yaz boyunca uykudaydı arkadaşlar. Yeni yeni açılmaya başladılar. Size bir tavsiyem, bu türü kurudu diye sakın atmayın. Öldü zannetmeyin. Genellikle bütün yapraklarını kurutup ana rozeti bu kuru yaprakların içinde saklayıp uykuda geçiriyor bütün yazı, sıcak havaları. Şimdi artık havaların serinlemesiyle ufak ufak su vermeye başladım ve uyanmaya başladılar. Gelelim su yonlara. Arkadaşlar bu su yonda yine 7 santim 7x7 kare saksıda. Bu kendi üretimim, Kore ürünü. Bunu geçen seneden birkaç kez kelle almıştım. Üst çeliğini alarak satışa koymuştum köklendirip. Bu da bir sürü rozet verdi. Bu da benim için çok kıymetliydi. Satmaya kıyamıyordum. Ama bunu da yarın akşamki satışımıza koyacağım arkadaşlar. Bunlar da anaç suyonlarımız. Böyle bir tanesi ikili yavrulu. Diğerleri tekli. Hepsi 8,5 santim saksılarda. Suyonlarımız da yarın Instagram sayfam nurcan.srbs arkadaşlar. Orada satışta olacak. Sadece iki tanesini satışa koymayacağım arkadaşlar. Şunların gövdesi yamuktu. Saksıya tam böyle düzgün biçimli olarak dikemediğim için çelik olarak kestim. Köklü gövdeyi de yanlarına diktim. Sadece iki saksı öyle. Ha, isteyen olursa köksüz, ben çabuk köklendiririm derse, zaten mevsim itibariyle artık sonbahar, bitkilerimiz çok daha çabuk gelişecek ve köklenecektir. Onları da isteyen arkadaşlara gönderebilirim. Diğerlerinin hepsi köklü arkadaşlar. Geldim bu tarafa. Lovely rozlarımız var. Bunlar da 8,5 santim saksıda, 5,5 santim saksıda boy boy değişiyor. Arkadaşlar zannedersem, yani kesin söylemiyorum ama şöyle göstereyim. Sanki varyetelik belirginleşmeye başlamış gibi geldi bana. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Lovely rozlarımızın bazıları variegata çıkabilir. Hatta belki hepsi variegatadır. Ama ben normal Lovely Rose fiyatından satışa koyacağım. Bunlar da 5,5 santim saksıda. Şu 3 rozet. Bunları kendim büyütmüştüm. Şu ufak olanları yapraktan büyüttüm. Bayağı bir emek verdim. Bunlar da yeni gelen Lovely rozlarımız. 3-4 tane anaç Lovely rozumuz var. Bir de 5,5 santim saksıda olanlar var. Bu da şöyle alayım saksıyı. Echeveria turumso. Bu da çok çok enfes bir bitki arkadaşlar. Renklenmiş halini paylaştım. Instagram'da satışa koyarken de paylaşacağım. Bundan sadece bir adet var arkadaşlar. Bu da çok kıymetli bir tür. Bunu da artık yarın hangi arkadaşımıza kısmet olursa göndereceğim. Hemen bu tarafa geldim. Paradoxa arkadaşlar. Bundan da 1, 2, 3 adet satışımız da var. Şöyle yakın çekim yapayım. Onun dışında Sedum Joyce Tolluç Variegata arkadaşlar. Oldukça uzun boylu. Yani minicik bir çelik değil. Gayet büyük.
Saksının dibinde bir bu kadar daha gövdesi var arkadaşlar. Derince dikmeye çalıştım. O yüzden ayakta durmuyor. Aslında daha büyük bir saksıya alınabilir. Yapraktan da kolayca üretilebilen bir tür. Bundan da 8,5 santim saksı da 2 adet satışımızda var. Bir tane Blue Elf var arkadaşlar. Bu da çok güzel renkleniyor, form yapıyor. Bundan sadece 1 adet var. Hemen bu tarafa geliyorum. Sedeveria Pudgi arkadaşlar. Bu 8,5 santim saksı da altında 2 tane yavrusu var. Bir tanesi biraz toprağın altında kaldı. Bu da çok güzel form alan bir tür. Bu da 7x7 kare saksıdaki pudgimiz. Bundan da bu şekilde 2 boy satışımızda olacak. Bir tane Luella'mız var arkadaşlar. Bu da yine daha önceden Kore ürünü olarak almıştım. Birçok kez kelle aldım. Kelleyi büyüttüm. Sattım. Gövdeden tekrar yavrular verdi. O şekilde sattım. Bu elimde kalan son kelleydi. Merhaba. Evet, videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Luella'dan sonra arkadaşlar Echeveria Longissima Germani. Ondan da 2 adet satışta. Bu da muhteşem renk ve form yapan bir tür. Bu şekilde 2 adet satışımızda olacak. Sipariş vermek için 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından ve Instagram nurcan.srbs DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunların şimdi fotoğraflarını çekip tek tek etiketlerini yapıp yarın için hazırlayacağım arkadaşlar. Yarın satışta olacaklar. Şöyle uzaktan da hepsini çekeyim. Rahat rahat görün. Yakın çekimlerini özellikle yaptım. Nasıl olduklarını görmeniz için. Hepinize sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Bol bol çiçeklerle kalın. Hoşça kalın.